Herkese merhabalar. Artık o kışın ayak seslerini uzaklardan duymaya başladık. Yeni haftada sıcaklıklar 10 derece birden düşecek. Soğuk salınım adeta ülkemize sert bir şekilde giriş yapıyor ve gök gürültülü yağışını da getiriyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada videoyu beğenirseniz sevinirim dostlar. Ayrıca sorunuz varsa da eksik etmeyin. Hadi o zaman başlayalım. Evet dostlar, öncesinde de gördüğünüz gibi cuma ve cumartesi günleri, yani bugün ve yarın ve hafta sonu boyunca bir sıcak hava hakim. Ancak pazar günü işte tam da akşam saatine doğru Trakya üzerinden bir soğuk salınım giriş yapıyor ve sıcaklıkları 10 ila 15 derece birden düşürecek. Haliyle bu düşüş beraberinde ağır bir yağışla geliyor. Bakın, yani kırmızılıktan bir anda yeşil alana, yani yeşil alan soğuk havayı temsil ediyor ve bu soğuk havada yurdumuza adeta ani bir şekilde giriş yapıyor ve sıcaklıkları da epey bir düşürecek gibi. Artık o sonbahar değerlerini, hatta kışın provasını yapacağız bu sistemde. Onu net bir şekilde söylememde fayda var. 1 Ekim günü baktığımızda yine soğuk salınım artık yurdun büyük bölümüne yayılıyor salı günü. Artık o bunaltıcı sıcaklıklardan haftanın ilk 2 gününde kurtulacağız gibi görünüyor. Son gidişat bizlere bunu gösteriyor. Yağış durumuna baktığımızda öncesinde cumartesi günü Marmara bölgesinde hava bulutlanıyor öğleden sonra. Sanki bu bir yağışın öncüsü gibi. Ardından da pazar günü konvektif fırtına attı. Balkanlar üzerinden ülkemize doğru ilerliyor. Bakın, Trakya'da yarın akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar var ve bu yağışlar ilerleyen saatlerde pazarı pazartesiye bağlayan gece Marmara bölgesine ve İstanbul'a artık yayılmaya başlıyor. Ve bu yağışlara yoğun şimşek aktivitesi ve gök gürültüsü eşlik edeceğinden elektrik fırtınası adeta pazarı pazartesiye bağlayan gece Marmara bölgesi yaşayacak gibi görünüyor. Tabii bu fırtına hattı sadece Marmara bölgesiyle sınırlı değil. Aynı zamanda Batı Karadeniz'den başlıyor Akdeniz'e kadar uzanan, Antalya'ya kadar uzanan süreçte fırtına hattı etkili olacak. Yani öyle bir yağışlı sistem ki, bakın animasyonda da görüyorsunuz, batıdan giriş yapıyor. Yani yurdun doğusuna kadar ilerliyor. Birçok noktayı adeta ıslatacak ve sonbahar atmosferini yaşatacak gibi görünüyor. Favori nokta, ağır yağışların görüleceği nokta şu anki son verilere göre Batı ve Orta Karadeniz gibi görünüyor. Dikkatli olmakta fayda var. Sel ve su baskını yaşanabilir. Ayrıca kar yağışı var. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde şu anda mor alanda. Ekranda da görüyorsunuz. Doğu Anadolu'nun yüksekleri ve Doğu Karadeniz dolaylarında, Doğu Karadeniz'in yaylalarında kar yağışı salıyı çarşambaya bağlayan gece ve çarşamba günü görülebilir. Yani rakımı 2300-2400 metre üzerinde ilk kar yağışı görülebilir. Ayrıyeten Uludağ'da da 1 Ekim'de kar yağışı zirvesi adına ihtimal var. 2400 rakımda Uludağ'da kar yağışı görülebilir. Bu detayı da sizinle paylaşmış olalım. Fırtına öncesi sessizlik bu. Daha büyük şeyler olacak. Pazar günü adeta atmosferde yurdun birçok noktasında rüzgar yok. Pazar gününe böyle sakin havayla başlıyoruz. Rüzgarsız, yaprak bile kımıldamayacak adeta. Ama öğleden sonra rüzgar başlıyor ve Marmara bölgesinde, bakın haritanın şu anda sol üst köşesine odaklandığımız zaman Trakya'da ve Marmara bölgesinde, yani kuzeyli rüzgarların hızı saatteki hızı 60-70 kilometreyi bulacak gibi görünüyor. Ege açıklarında da rüzgar kuvvetli. Pazartesi günü yeni haftada Marmara ve İstanbul kuvvetli rüzgarla birlikte adeta o serin havayı yaşayacak gibi görünüyor. Ayrıyeten Anadolu'da da kuvvetli rüzgarlar etkili. Yani yağış anında fırtına görülebilir. Bunu da buradan hatırlatmış olalım. Batı Karadeniz'de ve Marmara bölgesinde pazartesi günü kuvvetli rüzgarlar hakim olacak gibi görünüyor. Bir videolu tahminin daha sonuna geldik. Bir sonraki videolu tahminde görüşünceye dek hoşça kalın.